Elimde 2ye 2 iki bir matris var. Terimlerinin A, B, C ve D'ye eşit olduğunu düşünelim. Matris gördüğünüz gibi iki tane sütun vektöründen oluşuyor. Bunu daha önce görmüştük. Bu sütuna V1, buna da V2 adını verelim. Bunları buraya da yazayım. V1, A ve C'ye, V2 de B ve D'ye eşit. Bunların ikisi de R karenin elemanı ve gözümüzün önüne getirebilmek adına isterseniz çizebiliriz de. Önce eksenleri çizeyim bu düşey eksen bu da yatay eksenimiz olsun. V1 buna benzeyen bir vektör olabilir. Evet not edeyim V1. Yatay bileşeni A ve düşey koordinatı da C olacak. İsterseniz bunun bir konum vektörü olduğunu da düşünebilirsiniz. V2 de mesela buna benzeyen bir vektör olsun. Evet, aynı olmalarını istemiyorum. V2'yi de bu şekilde çizdim. Yatay koordinatı B, düşey koordinatı da D'ye eşit. Bu videoda bu iki vektörün oluşturduğu paralel kenarı inceleyeceğiz. Ne demek istediğimi biraz daha iyi açıklayabilmek adına bu ikisinin paralel kenar üzerinde iki nokta belirleyen ya da tanımlayan konum vektörleri olduklarını düşünelim. Orijinde paralel kenar üzerindeki noktalardan bir diğeri olsun. Bu durumda paralel kenar üzerindeki son nokta acaba hangisi olur? Bir bakalım paralel kenarın kenarları birbirine paraleldir değil mi? Şöyle çizeyim. Bu çizime göre çizdiğim kenar V1 vektörüne paralel olacak ve diğer kenar ise V2'ye. Evet, V1 ve V2'nin oluşturduğu paralel kenar işte budur. Bu videoda V1 ve V2'nin oluşturduğu paralel kenarın alanını bulmaya çalışacağız. İyi ama nasıl? Şimdi elimizde herhangi bir paralel kenar olduğunda bu biraz eğik bir paralelkenar ama buraya da bir tane paralelkenar biz çizelim. Bunun alanı taban çarpı yüksekliğe eşittir, öyle değil mi? Tabanı küçük b'yi burada kullandığımız için büyük b ile gösterelim. Evet, taban çarpı yükseklik bir paralelkenarın alanı bu şekilde hesaplanır. Peki, şimdi buraya bakarsak bana buradaki taban ve yüksekliğin ne olduğunu. Evet, bunu söyleyebilir misiniz? Hemen not ediyorum. Paralelkenarın alanı taban çarpı yükseklikti değil mi? Peki buradaki taban nedir? Taban V1 vektörünün büyüklüğüdür. Buraya yazıyorum. V1 vektörünün büyüklüğü. Peki ya yükseklik? Buradan bir dikme inersek bu durumda bu dikmenin uzunluğu da yükseklik olur öyle değil mi? V1'in neye eşit olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle tabanı bulmamız çok kolay. Ama yüksekliği nasıl bulacağız? Şimdi bir bakalım, eğer bunun neye eşit olduğunu bulabilirsek, evet, Pisagor teoremini kullanabiliriz. Neden? Çünkü bu vektörün büyüklüğünün karesi artı aşın karesi v2'nin büyüklüğünün karesine eşittir. Şimdi bunun neye eşit olduğunu bulmayı deneyelim. Evet, bunun hakkında ne düşünüyoruz? Şöyle anlatayım, elimizde v1'in verdiği bir l doğrusu olduğunu düşünelim. Bu V1'in katlarını aldığınızda elde edeceğiniz tüm konumların ya da noktaların L doğrusu üzerinde olduğu yani L doğrusunu oluşturan nokta kümesini oluşturması anlamına gelir. Evet, V1'in tüm katlarını alırsak L doğrusunu elde edeceğiz. Anlaştık mı? Aynen böyle. Bu doğru eğer bu şekilde tanımlanmışsa görebiliyor musunuz emin değilim ama doğrunun V1 doğrultusunda uzandığını da hemen söylemek isterim. Şimdi, şimdi yeşil doğruya geri dönelim. Yeşil doğru neyin L üzerindeki yansımasıdır? Evet. Burada bir dikme olduğunu düşünün. Buradan da ışık yansıtırsak tam olarak gözünüzün önüne geliyor mu bilmiyorum ama bunu yapınca V2'nin L üzerine yansıyan gölgesini elde ederiz öyle değil mi? Evet, bu yeşil doğru v2 vektörünün l doğrusu üzerine yansımasına eşittir. Aşı bulmak istersek e, Pisagor teoremini yazıyorum. Aşı bir vektör olarak değil de doğrudan bir uzunluk olarak alacağım. Aşın karesi yani bu dikmenin uzunluğu artı bu vektörün büyüklüğünün karesi ki bunun az önce V2'nin L üzerindeki yansıması olduğunu söyledik. Farklı bir renkte yazayım. V2'nin L üzerindeki yansımasının karesi. V2'nin büyüklüğünün karesine eşittir. Bunun Pisagor teoreminden başka bir şey olmadığını görüyorsunuz değil mi? Bunun karesiyle bunun karesinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak. Eşittir V2'nin büyüklüğünün karesi. Evet, bu sadece Pisagor teoremi. Yani öyle farklı ve havalı bir şey yaptığımı düşünmeyin. Bunu daha basit bir şekilde ifade edebilir miyiz? Buna bakalım. Aşın neye eşit olduğunu bulmak istiyoruz, öyle değil mi? Aslına bakarsanız şimdilik aşın karesinin neye eşit olduğunu bulalım çünkü bunun işlerimizi bir miktar kolaylaştırabileceğini düşünüyorum. Aşın karesi eşittir ve 2'nin büyüklüğünün ya da uzunluğunun karesi, evet, eksi yansımanın karesi, eksi, bunu da morla yazayım, ve 2'nin L üzerindeki yansımasının büyüklüğünün karesi, evet bu buna eşit ve bu uyguladığımızda Pisagor teoreminden başka bir şey değil. Şimdi bakalım bunu sadeleştirip daha anlaşılır bir hale getirip getiremeyeceğimize bakalım. Bir vektörün büyüklüğünün karesi yani bu v2'nin kendisiyle nokta çarpımına eşittir öyle değil mi? Bir vektörün kendisiyle nokta çarpımını alırsanız o vektörün büyüklüğünü bulmuş olursunuz. Anlaştık mı bunu? Bundan önceki videolardan da hatırlıyor olmalısınız. Peki ya bu Buraya yazacağım. V2'nin L üzerindeki yansımasının karesi V2 ile gelen vektör yani V1'in nokta çarpımı bölü V1'in kendisi ile nokta çarpımına eşittir. Bunu da bundan önce yansımaları öğrendiğimiz videolarda görmüştük. Buradan bir sayı elde edeceğiz ve bunu gelen vektörün kendisi ile yani V1 ile çarpacağız. Yansımanın tanımı budur. Şimdi buraya geri dönelim. Bundan yansıma'nın büyüklüğünün karesini çıkarmamız lazım. Peki yansıma'nın büyüklüğünün karesi ne anlama gelir? Aynı mantıkla bunun kendisiyle nokta çarpımı. Hemen yazıyorum ama adım adım ilerleyeceğim böylelikle kafanızı da karıştırmamış olurum. Eksi önce yansımayı yazayım. Biraz karmaşık olmaya başladı ama bazı sadeleştirmeler yapabileceğimizi umuyorum. V2 ile V1'in nokta çarpımı bölü V1'in kendisi ile nokta çarpımının, renkleştireyim burada, evet çarpı V1 vektörü. Buradan bir sayı gelecek. Nokta çarpımı aldığımızda sonucun sayı olacağını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet çarpı V1 vektörü. Bunun büyüklüğünün karesini alıyoruz. Evet bu toplam aşın karesine eşit ve bu sadece Pisagor teoremi bunun ve bunun karesi hipotenüsün karesine eşitse, aşın karesi de bununla bunun karesinin farkına eşittir. Bu ifade göze karmaşık gelse de bunun V2'nin L üzerindeki yansıması olduğunu da bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Şimdi bakalım daha basit bir hale getirebilecek miyiz? Doğrusal cebir uygulamamız gerekecek. Bu kendisiyle nokta çarpımına eşit, öyle değil mi? Herhangi bir vektörün büyüklüğünün karesinin vektörün kendisiyle nokta çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. O halde bunu da kendisiyle nokta çarpımı olarak yazabiliriz. Hepsini baştan yazalım h'ın karesi eşittir v2'nin v2 ile nokta çarpımı eksi e, bunun kendisiyle nokta çarpımı yani eksi v2'nin v1 ile nokta çarpımı bölü v1'in kendisi ile nokta çarpımı çarpı v1'in e, v2'nin v1 ile nokta çarpımı bölü v1'in kendisi ile nokta çarpımı çarpı v1 ile nokta çarpımı. Yeşil olan kısımda bir sayı elde edeceğimizi bir kere daha söyleyeyim. Peki, bu neye eşittir? Şimdi sadeleştirmeyi deneyelim. Bunlar skaler değerler ve nokta çarpımın skaler değerler söz konusu olduğunda birleşme özelliği olduğunu biliyoruz. O halde bunların sırasını değiştirerek skaler değerin kendisiyle çarpımını başa alabilirim. Yazıyorum. V2 ile V1'in nokta çarpımı payı kendisiyle çarpıyorum. Evet V2'nin V1 ile nokta çarpımı bölü V1'in kendisiyle nokta çarpımı ile V1'in kendisiyle nokta çarpımı. Bu iki terimin birbiriyle çarpımını aldık. Başka bir deyişle terimlerin sırasını değiştirdim. Ayrıca skalerlerin bu şekilde dışarı alınabildiğini de biliyoruz çarpı bu ikisinin birbiriyle nokta çarpımı yani v1 ile v1'in nokta çarpımı. Bunun sonucunda bunu elde ediyoruz ve artık bunun da bir sayı olacağını biliyoruz. Burada iki tane vektör vardı ama bunların nokta çarpımlarını aldığımız için sonuç olarak bir sayı elde edeceğiz ve bu sayı da bunun aynısı olduğuna göre biraz sadeleştirebiliriz bununla bu birbirini götürecek ve geriye yüksekliğin karesi eşittir bunun kendisi ile çarpımı ya da bir saniye önce bunu yazmam lazım V2'nin V2 ile nokta çarpımı eksi bununla bunun çarpımı yani V2'nin V1 ile nokta çarpımının karesi bölü V1'in kendisi ile nokta çarpımı. Evet, yüksekliğin karesi buna eşit ve yüksekliğin ne eşit olduğunu bulmak için de bunun karekökünü almamız yeterli. Ama e, işin matematiğini basit tutmak için alanın taban çarpı yüksekliğe eşit olduğunu biliyoruz. İsterseniz alanın karesinin neye eşit olduğunu bulalım ki burada bulduğumuz yüksekliği dekiin karesinin karekökünü almak zorunda kalmayalım. Alan taban çarpı yükseklikti. Bu durumda alanın karesi de tabanın karesi çarpı yüksekliğin karesine eşit olur. Peki tabanın karesi nedir? Şöyle yapayım. Tabanın karesi yazıyorum. Tabanın V1 vektörünün büyüklüğü olduğunu biliyoruz. Peki ya karesi? V1 vektörünün büyüklüğünün karesi yani V1'in kendisi ile nokta çarpımı. Yüksekliğin karesini ise burada bulmuştuk. İşte burada. O halde gelin şimdi de alanın karesinin neye eşit olduğunu yazalım. Alanın karesi buradan devam edeyim ki daha çok yerimiz olsun. Evet, alanın karesi tabanın karesi yani V1'in kendisi ile nokta çarpımı çarpı yüksekliğin karesi. Evet çarpı. Yanlış rengi almışım. Çarpı. Bunu yazmam lazım. V2'nin kendisi ile nokta çarpımı. Eksi V2'nin V1 ile nokta çarpımının karesi bölü V1'in kendisi ile nokta çarpımı. Şimdi bunu daha basit bir şekilde ifade edebilir miyiz? Bunların hepsi skaler değerler öyle değil mi? O halde bu parantezi açarsam bununla bunun çarpımından V1'in kendisiyle nokta çarpımı farklı renkler kullanacağım. Çarpı V2'nin kendisi ile nokta çarpımı. bunu Bununla çarpınca da pay ve paydadaki V1'in kendisi ile nokta çarpımları birbirini götürecek ve geriye eksi V2'nin V1 ile nokta çarpımının karesi kalacak. İsterseniz şimdi de bunların ne ifade ettikleri hakkında biraz düşünelim. V1 AC, V2 ise BD olarak tanımlanmıştı. Bunları buraya da not edeyim. V1 AC vektörüne ve V2 de B ve D vektörüne eşitti. Bu durumda V1'in kendisiyle nokta çarpımında ne elde ederiz dersiniz? A'nın A ile nokta çarpımı A çarpı A yani A'nın karesine Eşittir tabii bir de c'nin karesi var. Bu buna eşit. Peki ya v2'nin v2 ile nokta çarpımı e, çarpı v2'nin v2 ile nokta çarpımı evet bunun yerine de b'nin karesi artı d'nin karesini yazabilirim değil mi? Eksi v2'nin v1 ile nokta çarpımının karesi. B çarpı a artı c çarpı d yazıyorum. A çarpı b artı c çarpı d'nin karesi. Şimdi bakalım buradan ne elde edeceğiz. Umarım basit bir şeylerle karşılaşırız. Renk değiştireyim. Alanın karesi. Yani bunun bununla çarpımı. Hemen yazıyorum. A'nın karesi çarpı B'nin karesi artı A kare çarpı D kare artı C kare çarpı B kare artı C kare çarpı D kare eksi bunun karesi. Yani a kare çarpı b kare artı bunların çarpımının iki katı yani 2 çarpı a çarpı b çarpı c çarpı d ve artı c kare çarpı d kare. Bu, bu parantezin açılımı. Anlaştık mı? Sonra bunları bir de eksi 1 ile çarpıp bu parantezi açalım. Hepsini baştan yazayım. a kare çarpı b kare artı a kare çarpı d kare artı c kare çarpı b kare artı c kare çarpı d kare eksi a kare çarpı b kare eksi 2 a, b, c, d, eksi c kare çarpı d kare. Bu parantezi de açınca hemen bazı sadeleştirmeleri görüyoruz değil mi? Bu arada bu alanın karesine eşit. Burada a kare b kare buradaysa eksi a kare b kare var. Eksi c kare d kare artı c kare d kare bunlar da birbirini götürecek. Bu durumda paralel kenarın alanının karesi a kare d kare eksi 2 a, c d artı c kare b kareye eşit olacak. Oldukça garip görünen bir ifade aslında değil mi? Bakın, şimdi şöyle düşünelim. a çarpı d yerine x, c çarpı b yerine de y diyelim. Bunu o zaman x kare eksi 2xy artı y kare olarak da yazabiliriz öyle değil mi? E, bunun da hepimize bir yerlerden tanıdık geliyor olması lazım. Evet doğru, x eksi y'nin karesi. Şimdi bunları da yerlerine koyalım. Bu yer değiştirmelerle biraz daha anlaşılır bir ifade elde ettik ama şimdi x ve y'nin yerine bunları tekrar koyabiliriz. Yazıyorum. Alanın karesi eşittir. a çarpı d eksi cb ya da b çarpı c'nin karesi. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamadıysanız x ile y'nin yerine bunları geri koyduğumu bir kere daha tekrar edeyim. Bununla bu birbirine eşit anlaştık mı? Ve eğer isterseniz bu parantezi açmayı deneyip sonuç olarak bunu elde edip edemeyeceğimizi de kontrol edebilirsiniz. Peki bu neye eşit? Bu determinant öyle değil mi? Evet, orijinal matrisin determinantı. Bakın, işte burada. Buna A matrisi deyip, e, A'yı bir de alan için kullanmışım, kafamız karışmasın diye. Buraya açık açık bunun alanın karesi olduğunu yazıyorum. Evet, alan kare eşittir AD eksi BC'nin karesi. Bunların hepsi alan için kullandığım A. Yani A matrisi değil, anlaştık mı? Her neyse, ne diyordum? Bu matrisin determinantıdır. Evet, bu sorunun başında size verdiğim A matrisinin determinantı. Öyle değil mi? A matrisini A, B, C, D olarak tanımlamıştık ve bunun determinantının da A çarpı D eksi B çarpı C olduğunu biliyoruz. O halde çok ama çok önemli bir sonuç elde etmek üzereyiz. Paralel kenarın alanının karesi, paralel kenarı oluşturan sütun vektörlerine sahip matrisin determinantının karesine eşittir. İki tarafın karekökünü alırsak alanın a'nın determinantına eşit olduğunu buluruz. O kadar işlemden ve uğraşıdan sonra bu kadar net bir sonuç elde etmiş olmak gerçekten mutluluk verici. Şimdi de çizime geri döneceğim. Şu an taradığım bu paralel kenarın alanını bulmak için bir matrisin iki sütun vektörü ile tanımlanmış paralel kenarın alanını bulmak için diyeyim bu matrisin determinantını bulmamız gerekir. Evet bu alan determinantın mutlak değerine eşittir. Bu mutlak değeri kullanmamız gerekiyor çünkü bunun sonucu negatif olabilir. Yani mesela bu satırların yerini değiştirirsek bu negatif olur ama alan negatif olamaz öyle değil mi? Tanım değişmez yani V1 ile V2'nin yerini değiştirirsek yine aynı paralel kenarı gereriz ama determinantın negatifini elde ediyor olabiliriz. Bunun yine de harika bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Determinantı ilk gördüğünüzde 2'ye 2 bir matrisin tersini aldığımızda paydada bunu elde etmiş ve determinant olarak adlandırmıştık. Ama buradaki farklı bir yorum. Evet matrisin sütun vektörleri tarafından tanımlanmış paralel kenarın alanı.